İYİ Partili Ahmet Erdemli yaptığı bir paylaşım ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizli Gider'i gönderme yaptı. 2023 seçimlerine aylar kala Nevşehir'de siyasi kulisler hareketlendi. Aylardır hasada çalışan İYİ Parti kurucusu Ahmet Erdemli, bu kez de Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizli Gider'i hedef aldı. Gübre fiyatlarının yüksek olduğundan bahseden Erdemli, "Sevgili hemşehrim, Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizli Gider, 2002'den bu yana tarım ürünlerinde 2 milyar dolardan 30 milyar dolar ihracata çıktık," diyor. Ama çiftçinin gübre alacak parası olmadığından, gübreyi ya hiç almadığı ya da yarım attığı bundan bahsetmiyor. Hayvancılıkta hayvan sayısı olarak Avrupa'da bir numarayız diyor. Ancak süt fiyatlarının yeni zamlanmasına rağmen süt üreticisinin hala zarar ettiğinden bahsetmiyor. Sırbistan'dan daha düne kadar et ithal ettiğimizi hiç hatırlamıyor. Siz şu an sadece konuşuyorsunuz. Köylü 30 yıl önce olduğu gibi tezek yakmaya başladı. Vatandaşı 30 yıl öncesine götürdüğünüz için sandıkta teşekkür edecekler. Bekleyin," dedi. 1000 lira olur mu ya? Evet, maalesef. Bunu yaptıran ne şimdi yapacak? Şimdi Karaburç köyümüzde inek var mı? Bir tane inek var. Tek bir tane. Kaç kişi yaşıyor köyde? 60-70 kişi var. Yani bu bir inek normal mi 60-70 kişi? Daha önce kaç inek vardı? 110-120 inek var. 110-120. Ya bu ne zaman, mesela 2 sene önce mi 110? Evet. Sütün de diye verin. Öldüm fiyatını alıyor senden. Markete vardığını karşıla. Nereye verim? Hani besi benim... yapamıyorsunuz. Evet. Peki bu 60-70 kişi süt almak istediğinde yok. Çocuğuna, yani evine almak istediğinde bu sütü bu bir tane ineği olan kişiler mi alıyor? Yok, Karamura'dan falan alırlar. Başka köylerden alırlar. Marketten alırlar. Ya bir evde inek yok mu? Köyde kalıyor mu? Evet. Ne pendirin var, ne yoğurdun var, ne sütün var, ne de yiyeceğin var. Ama önce o hayvanın karnını doyurmak için yem lazım. Tabii. Yem fiyatları belli. Ha?